2 Mayıs'ta 2 kişinin sigorta primini yatırma ettiğimde bankacının 450 bin lira borcumuz olduğunu söyledi. Hatta tanıdık olduğu için dedi ya, çok anormal bir şey var dedi burada. Tabii bunun üzerine ben SGK'ya gittim. Gittim müdürlerle falan görüştüm, oradaki yetkililerle. Dilekçemi, şikayet dilekçemi de verdim. Bize 600 kişinin girişinin yapıldığı söylendi. Şu anda burası 30 metrekarelik bir dükkan. Burada 600 kişinin ben buraya neresine sokayım, neresine sığdırayım yani. Ya bu konuyla ilgili herhangi bir şey de söylemiyorlar. Çıkışlarını da yapamıyoruz. Şu anda 600 bin liraya yakın borcumuz var. Savcılığa tabii suç duyurusunda bulunduk. SGK'ya suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor ama geçen bir ay zamanında herhangi ilerleme yoktur. SGK'nın bize söylediği, bunların şu anda bizim yapacağımız herhangi bir şeyin olmadığını, çıkışlarını da yapamıyoruz. Süreç devam ettiği için yapamıyorlar. Bana diyor ki bu kişiler kendileri gelirse, çıkışlarını isterlerse yapabilirler. Ama sen bir işveren olarak çıkışlarını yapamazsın. Şu anda denetimde olduğu için iş yerimiz böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylüyor. Hala 600 kişilik bir çalışanımız var yani. Evet, çalışmadıklarını belirtip bunları postayla gönderiyorum. Her bir dilekçenin ve postanın bana maliyeti 20 lira. Ve şu anda yüzlerce, bir kısmını şu an elden götürmeye başladık. Artık yani maddi imkan ona el vermiyor. Bakın bunlar gönderdiğim postayla, postanın bana gönderdiği teslimat belgeleri. Artık 450 civarında şu anda oldu. Her bir kişi için de ikişer üçer tane geldiği oluyor. Zaten işimize bakamıyoruz. Bunlarla uğraştığımız için 3 haftadır siftahımız yok. Yani biz küçük esnaf olarak bunlarla mı uğraşalım? Bunların kendi dertlerimizle mi? Bunların dışında bir de bize vermiş olduğu manevi sıkıntı da var. Yani gece yattığın zaman gözüne uyku girmiyor. Sabaha kadar düşünüyorsun. İşe gelmek istemiyorsun. Yani bugün ne olacak diye, bugün kaç tane kağıt, evrak gelecek diye düşünüyorsun. 600 tane çalışanım görünüyor sahte. Ve bir de borcum da görünüyor. Şu anda benim SGK'ya 500 bin lira, 600 bin lira civarında. Tabii bu ayda girerse ne kadar olacak bilmiyoruz. Böyle bir borcumuz var. Yani bu çalışanların, çalışan görünen kişilerin bir kısmının 1 Nisan'da, bir kısmının da 28 Nisan'da toplam 600 kişi girişlerinin yapıldığı, hatta gece saat 2'de yapıldığını öğrendik. Yani şu anda bunların bize maliyeti, zararı 450-500 bin lira civarında. Bu ay girdikten sonra da belki daha fazla artacaktır tabii. Her bir kişi için 600 lira prim borcu yazılıyor bize. Yani bu konuda SGK da bize herhangi bir uyarıda göndermiş değil. Bu nedenle SGK'nın da bu işin içerisinde bir sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. Yani bir zafiyet var, güvenlik zafiyeti var. Ben şirket değilim, limited şirketi veya anonim şirketi, büyük bir şirket de değilim. Şahıs yeri burası. Bu 600 kişinin girişinin nasıl yapıldığını SGK'nın bana bildirmesi gerekirdi. Veya herhangi bir kota koyması gerekirdi. Bir gecede yapılan bu girişlerin, yani bizim tarafımıza ertesi günü, hatta denetleme ve yetkisi bulunan bir kurum SGK, bunu gelip benim 30 metrekarelik yerde 600 kişiyi nasıl çalıştırdığımı denetlemesi gerekirdi. İş sağlığı, işçi sağlığı kanunlarına göre de zaten benim sağlık görevlisi bulundurmam gerekir bu 600 kişiyi çalıştırırsam. Böyle bir şey de olmadığına göre, yani bu işin içerisinde çok büyük bir dolandırıcılığın olduğu, hem bankaları hem SGK'yı hem de işverenleri dolandırmak maksadıyla yapıldığını düşünüyoruz. Bunlar benim postayla gönderdiğim evrakların teslimat belgeleri. Bunlar bu kişilere ait olan icra takiplerini bize göndermiş oldukları işte belgeler. Şu anda bunlar bizim burada sahte olarak görünen kişilerin listesi. Bunlar hala benim üzerimde görünüyorlar. Çıkışlarını da yapamıyoruz. Ben de yapamıyorum, SGK da yapamıyor. Bana diyorlar ki sadece kendiler gelip dilekçe verirse çıkışlarını yaparız. Yaklaşık 30 metrekare bir yer. Ben bu kadar insanı, 600 tane adamı buranın neresine sığdırayım? Bakın yani burada çalışmalı zaten 3 kişi, 600'ü bırak 6 kişi de çalışamaz. Burada bizim gerçek olarak çalışan 2 tane var. 2 tane sigortalıyız. 2 kişiyiz.
İki kişi çalışanımız var. Yani 600 kişiyi ben buranın neresine sığdırayım? İmkansız olan bir şey. Ya biz devletten, yetkililerden bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Burası küçücük bir çerçeveci dükkanı. İki tane çalışıyoruz. İki kişi çalışıyoruz burada. Keşke büyük bir yerimiz olsa da 600 kişiyi çalıştırsak, yani işimizi alsak. Onlara ekmek versek. Ama bu şartlarda biz zaten kendi ekmeğimizi zor çıkarıyoruz. Bunlar bizim üzerimizde kayıtlı olan SGK'lıların, şu anda sahte olarak görünen kişilere, hepsinin hakkında haciz işlemi başlatılmış.